Yine kitabımızda ikinci önemli konu Allah her şeyi yaratan, yaşatan, gözetendir. Avrupa felsefesinde bir akım gelişmiştir. Türkiye'de gençlerimize liseli evlatlara kadar bu yansıması hissedilmiştir. Bazı sınıflarda öğrenciler ben deistim bile diyebilmektedirler. Bu konuya cevap veren bir bölüm bu. Allah her şeyi yaratan, yaşatan, gözetendir ayete bakınız bir şeyi yaratmak istediği zaman ol der olu verir. Her şeye gücü yeter ve her şeyi ölçüye göre düzenlemiştir. Şimdi buraya kadar tamam yarattı var etti kabul ediyoruz diyen ama ondan sonrası bende diyen bir anlayış. İslam kültürünün kader inancıyla insanları tembel yaptığı Avrupalı gibi çalışmaya yönlendirmediği yolunda eleştiriler vardır. Doğruluk payı olan açıklamalar olabilir ama eksik bırakılmaktadır. Bütün bilimler İslam alimlerince başlatılmıştır. Kur'an'la başlamıştır bilimler ve Avrupalı Müslümanlardan ders almıştır. Sıfır ondalık sistemi, teleskobu, ameliyat tekniklerini Müslümanlardan öğrenmişlerdir. Sadece şu bilinen bir gerçektir. 18. yüzyıla kadar pek çok kitap Müslümanların, Müslüman bilgilerin yazdığı kitaplar Batı üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. i̇bn Sina, Kanun isimli tıp kitabı bunun en açık örneğidir. Fransız ihtilaline kadar kilise baskısıyla bilim adamı aforoz tehlikesiyle karşı karşıya yaşıyordu, yaşayamıyordu. Galile yaşamayı seçti, fikrinden döndü. Bruno bilimsel araştırmasının kurbanı oldu. Roma meydanında yakıldı. Fransız ihtilalinden bir asır kadar önce. Yahudi inancında Allah yeri göğü altı günde yarattı, yedinci gün dinlendi diye bir bir ifade vardır. Cumartesi bu yüzden onlar da dinlendiklerini, tatil yaptıklarını söylerler. Kur'an-ı Kerim, değişlerin dediği gibi bir tanrı var ama işe yaramaz, bir tarafa çekilip otursun yerinde emekli olmuştur gibi kutsal kitap göndermesine, peygamber göndermesine ihtiyaç yoktur. Evreni biz hallederiz diyerek pasif bir tanrı anlayışı, tek taraflı bir tanrı anlayışı gündeme getirirler. Biz bunu öğrenciye şöyle vurgularız. Müdür bey seni kabul ediyorum, saygı duyuyorum fakat yönetmeliklerine uymayacağım. Kendi kafama göre girip çıkacağım diyebiliyorsanız ve bunu kabul ettirebiliyorsanız bu tarz düşünceler prim yapabilir Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. O her şeyi gözetendir, gözleyicidir. Yani onun ilminin dışında hareket yoktur. Ve şu ayet bir yaprak düşmez ki onu Allah bilmesin. Ve şu ayet her an yaratma halindedir. Başka ayet hiçbir varlık yok ki Allah onu alnından tutup kontrol etmesin, idare etmesin. Allah bir şey yaratmış, başlatmış, ve onu devam ettirmektedir. Bu Allah için pek kolaydır. Ayrıca biz insana şah damarından yakınız ayeti de ve meleklerin insanın her hareketini ve sözünü kaydettiklerini düşünürseniz melekleri yaratan Cenab-ı Allah'ın hiçbir varlığı unutmadan, karıştırmadan bir yorgunluk ve uyku hali gelmeden nasıl idare ettiğini anlar inanırız ayetler kürsüden geçiyor Bakara suresinde. La te'khuduhu sinetun ve la nevm. Onun bir an bir uyuklama yani takipsizlik gafleti tutmaz. Hazreti Musa bu olayı Allah'a sorar. Ya Rabbi seni uyuklama nasıl tutmaz? Hristiyanlarda tanrılar baba oğul ailece yönetirler. Yahudiler yedinci gün dinlenirler. Tanrı dinlendiği için. Ateistler yok diyerek reddederler. Deistler Karışma bana, peygamberi de istemiyoruz, Kur'an'da istemiyoruz. Kafalarına göre bir tanrı anlayışı, ifadeleri Kur'an'ın bazı sözlerine uymaktadır. Fakat uymayanlar da belli ki sonradan gelenler tarafından değiştirilmiş, Pavlus'un İncil'e eklemesi gibi eklemeler yapılmıştır. Hz. Musa seni uyuklama tutmaz ya Rabbi, ne demek bu diye sorduğunda, tıpkı ya Rabbi bana kendini gösterir misin sorusuna aldığı cevap gibi bu bir hikaye tarzıdır. Kur'an'da ve hadiste olmayabilir ama bir gerçeği anlatması açısından anlatmakta zarar yoktur. Der ki ey Musa iki eline testi al ve öylece bekle. Peygamber gücü bir gün iki gün dayanır. O hale gelir ki bedeni yorulur, elleri kasları gevşer ve testiler elinden kurtulur ikisi birden yere çarpar çarpmaz tuz buz olur dağılır. Ey Musa Allah'ı bir an uyuklama tutsa yerler gökler birbirine karışır der ve böylece bize de bir düşünce kapısı penceresi açmış olur. Şimdi bakınız evrendeki düzenli işleyişin sürmesi evrendeki düzenli işleyişin aksamadan sürmesi her an gözettiğini takip ettiğini yarattığını göstermektedir. Her an ihtiyacımız karşılanmaktadır. Hiçbir mevsim meyveleri aksatılmadan bize gönderilmektedir. Yani iş takibi dediğimiz insanlar arasında gördüğümüz bir olay teşbikte hata olmasın her an yaratma halinde olan Allah'ın icraatı da görülmektedir. Eğer Tanrı beni duymuyorsa eğer işime karışmayacaksa e, duanın anlamı nedir? Duamı duymayacak, ilgilenmeyecek melekler yazmayacak ibadetlerin anlamı kalıyor? Böyle bir din anlayışı mı isteniyor? Bir saatlik pazar kilise ziyaretiyle günah çıkartarak haftalık temizlenme yapma gibi bir din mi bekleniyor, isteniyor? Onunla irtibatı koparıp kendi kafamıza göre bir tanrısal hayat mı bekliyoruz? Kur'an diyor ki hayır böyle değil. İnsan başıboş bırakılmaz. Her an beş vakit namaz var, oruçlar var, yaptığımız iyilikler ve ettiğimiz dualar var. Azrail ile her an nefes nefese yaşamalarımız var. Çevremizde yaşadığımız hüzünlü pek çok olay var. Kime başvuracağız? Kimden yardım isteyeceğiz? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak senden yardım isteriz ya Rabbi diyeceğiz. Kader ve kaza konusunda işlediğimiz bir husus. 11. sınıfların birinci ünitesi birbirinden ayrılmaz ikilidir bu. Kader yazılması, kaza zamanı geldiğinde insan iradesi de sebepler de hesaba katılarak meydana getirilmesi, yaratılması, kaza olması demektir. Bu da her an allah Teala'nın yazdıklarını takip ederek insan iradesiyle yaratması, icraatı sürmektedir. Öte yandan haber verilen ayetlerde işaret edilen pek çok gelecek olaylar ve bilimsel Gelişmeler Kur'an ayetinde şöyle der: "Biz size kendi nefsinizde ve dış dünyanıza pek çok yeni yeni ayetlerimizi göstereceğiz. Takip kıyamete kadar sürecek. Öte yandan Peygamber ve kitap gönderilmesinin bir anlamı kalmazdı. Allah yaratıp bırakmamış. Kıyamete kadar hükmü geçecek Muhammed Mustafa'yı isminin arkasından ezanlarla bize dinletip duracak ve Kur'an gönüllere her şeye rağmen girmeye devam edecek